Evet arkadaşlar parçalı bir fonksiyon verilmiş. Bize yeni bir g fonksiyonu tanımlanmış f fonksiyonu üzerinden. Bunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bakın sıfırdan büyük değerler için yani şuradan bahsediyor bize sıfırdan büyük grafiğin sıfırdan büyük olduğu değerler için x'in sıfırdan büyük olduğu yerler y'ye ne yapmış? 1 eklemiş. O zaman şu grafik bir birim yukarı ne yapacaktır? Taşıyacaktır. Yani Nasıl düşüneceğiz burayı? Bir birim yukarı giderse artık şu nokta 4 noktası olacak. Hemen şıklara baktığın zaman bu ifadeyi tek sağlayan seçeneğinde D oldu. Belli. Ama biz devam edelim yine de. Şimdi arkadaşlar sıfırdan küçük değerlerimiz için yani şurası için F içinde de eksi X demiş. Ya bak X gördüğün yere sen eksi 1 verirsen burası F1 olmayacak mı? Ha sen burada F1'de 4 alıyordun değil mi? Pardon F1'de 3 alıyordun. O zaman f eksi 1 de sana 3'ü getirecek. Mesela x gördüğün yere eksi 2 yazarsan buraya ne olacaktır ifademiz? f2 olacaktır. f2 burada 3'tü. O zaman burada da 3 olacak. Ama ne yapmış? Şöyle bir izlenim bırakmış bak. Bir de bunu demiş bir birim aşağıya kaydır demiş. Peki şu bir birim aşağıya kaydırmasaydı bizim grafiğimiz ne olacaktı? Şuradaki ifadenin aynısı olacaktı. Değil mi? Çünkü 1 için 3'e giden benim grafiğim. Burada eksi 1 verirsem yine f1'e eşit olacaktır. f1'in eşit de olduğu için yine burayı da yer alacaktır. Ama bu ifadeyi demiş bir birim aşağıya kaydır. Ben bunu bir birim aşağıya kaydırsam 3'ten nereye gidecektir? 2'ye gidecektir değil mi arkadaşım? O zaman aradığımız cevap D seçeneği olarak karşımıza çıkacaktır.